Biliyorsunuz elektronik bir zamanda, dijital bir zamanda, sanal bir zamanda yaşıyoruz. Artık ticaret bunlarla yapılıyor. Paraya dokunmadan, tutmadan her şey sanal bir şekilde tuşlarla havaleler olsun, EFT'ler olsun vesaire ticaretler olsun, para gönderme almalar bunların hepsi artık sanal olarak yapılıyor. Yani varmış gibi davranılan bir hareketle yapılıyor. Her ne kadar şimdi bankalar var, bankalarda hesaplar var, hesaplarda paralar var vesaire. Benim param gibi zannetsen de aslında senin paran değil. Sana diyorlar ki senin burada şu kadar paran var, hadi git yolun açık olsun. Sen de benim param var diye rahat rahat uyuyorsun. O paranın senin olup olmadığını bir afette, bir tufanda anlarsın. Bir felakette anlarsın. Sistem çöktü derler, paranı sana vermezler. Borsa çöktü derler, paranı sana vermezler. Ulaşamazsın yani. Elinin altındaki malik olduğundur senin. Elinin altında malik olmadığın şey senin değildir. Ödünçtür, vermişsindir, emanettir, başkasındadır. Birisine borç para vermiş olduğun gibi düşün. Sende değil yani. Paraya sahip olmak, senin paranı ben kontrol edeyim ve senin paran üzerinden nüfuz elde edeyim. Onunla beraber ben semizleneyim projeleri bunlar. Kart kullanmalar, kredi kartı kullanmalar vesaire hep buraya dayanıyor. Kredi kartlarını her ne kadar faize bulaşmadan da kullansanız, faize bulaşmıyorum hocam, aylık 1.000 lira kullanıyorum, 1.000 lirayı da günü gelmeden yatırıyorum hemen de deseniz bir çarka hizmet ediyorsunuz. Onun üzerinde Mastro ve Visa denen bir logo var. O logolar, o simgeler Yahudi kökenli bir şirketin Avrupa'da kurmuş olduğu bir merkez ve bunu o kartları kullanacak olan firmalara, ticaret yerlerine, bankalara, ne bileyim işletmelere, şunlara bunlara. Benim kartımın üzerinden Visa'yı kullanarak, Mastro'yu kullanarak alışveriş yaptığınız zaman şu kadar pay ben alırım diye telif hakkını satıyor, kullanım hakkını satıyor. Dolayısıyla sen faize bulaşmasan da senin yapmış olduğun alışverişten iş sahibi bir komisyon olarak o Visa'ya her zaman düzenli bir şekilde gönderiyor. Yani sen bu sistemin içindeyken, bu alışverişin içerisindeyken, dolaylı da olsa bir fiil sen yapmasan bile sebep olmak suretiyle bu çarkı, bu sistemi döndürüyorsun. Bu sistem dediğin nedir? Dünyadaki siyonizme hizmet eden bir sistem. Yani o daha çok palazlanıyor. Sen cebinden çıkmıyor gibi görünse bile aracı kurumun cebinden çıkan, yani alışveriş yaptığın kurumun cebinden çıkan, yani bakkalın cebinden çıkan, marketin cebinden çıkan bir küçük meblağı ama küçük olarak değerlendirme. Türkiye'de bütün kredi kartı kullanıcıların düşün, o küçük 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 ne kadar olur? Yani herkesin cebinden 25 kuruş Türkiye'de alsan ne kadar para eder? Bunu böyle düşün. Bu şekilde bir çark dönüyor, bu çarka hizmet etmiş oluyor. Peki helallik haramlık noktasında bunun bir mahsuru var mı hocam derseniz, Yahudi ile bile ticarette ortak iş yapmakta bir mahsur yok dinen. Yahudi ile ortak olabilirsin, ticaret yapabilirsin. Sen hakkını hukukunu bildiğin sürece, onun hakkına gasp etmediğin sürece, onun parası senin tarafına geçmediği sürece filan. Yani adil bir şekilde İslam kuralları çerçevesinde hakka hukuka riayet ederekten ticaret yapabilir misin? Yaparsın. Yahudi ile yaparsın, Hristiyanla yaparsın, ne bileyim dinsizle yaparsın, imansızla yaparsın, Müslümanla yaparsın ticaret. Ona bir sıkıntı yok. Fakat tavsiye edilir miye gelince hayır. Neden? Senin yapacak olduğun ticaretle o ne olacak? Palazlanacak, şirketini büyütecek, şöyle olacak, böyle olacak. Olsun ne zararı var? Evet, sana bir zararı yoksa yok. Ama bugünkü Siyonizmanın dünyadaki tek hedefinin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Demeye gerek var mı? Tek hedef Müslüman kitleyi yok etmek. Müslümanın bir hazımsızlığı var. Ta Doğu Türkistan'dan, oralardan başlayıp bizim bu coğrafyaya kadar, Orta Doğu'ya kadar ortak bir düşmanlık var. Müslüman düşmanlığı, Müslüman kıyımı. Her fırsatta Müslümana imkansızlık, Müslümana nefes aldırmamak. Ama hangi platformda olursa olsun yani. Hastasından çocuğuna, sabisine kadar nefesini kesmek için elinden geleni yapan uluslararası bir örgüt haline gelmiş. Bunun daha iyi ayakta durması için ona maddi destek sunmuş olursun. Anlayacağınız dilden söyleyeyim. İki tane bakkal var burada mahallede. Bir tanesi geçenlerde senin oğlunu güzel bir pataklamış. İyi bir dövmüş. Sen de buna böyle kinlenmişsin, bilenmişsin. Bir tane daha bakkal var orada, normal. Seninle bir derdi zoru olmayan bir bakkal. Sen şimdi alışveriş yapmaya gittiğin zaman bu kinlendiğin, senin oğlunu döven iri kıyımlı adamdan gidip alışveriş yapar mısın? Yani yapsan bir mahsuru var mı? Oradan peynir alsan haram mıdır? Değildir. Ama yapar mısın? Yapmazsın be. İçine sinmez. Gitmezsin değil mi? Niye? Kilim varım benim ona. O bana diş biliyor. Veya o beni iyi görmüyor. Ben ona niye gidip onu kazandırayım? Der, başka yere gidersin. Hatta yolunu uzatır, başka yere gidersin. Külfete girer, yine senden olan adama gitmeye çalışırsın. Hatta ve hatta bir misal daha vereyim. Amcanın oğlu aşağı mahallenin ta dibinde bir tane bakkalı var. Her gün oraya gidersin. Bizden bu diye. Bu benim akrabam. O kazansın. Öbürü niye kazansın? Onunla bizim aramız iyi değil dersin. Bu mantığı uluslararası arenada, işte kredi kartında da, alışverişlerde de, aldığımız ürünlerde de vesaire vesaire vesaire. Bu bakış açısı içerisinde olursak ne demek istediğimi anladınız herhalde. Alınan mal haram değildir. Kredi kartı kullanmak haramdır diyemeyiz faize bulaşmadığın sürece. Bak, izahatını yapmaya çalıştığımız Bakara suresinin 275. ayetinde faizle alakalı Allah'ın çok net ifadesi var. Onlar
kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Şeytanın çarpması nasıl olur artık? Ağzı burnu yamulmuş kalkarlar işte. Çuvurları tamamen yok olmuş vaziyette, rezil kepaze bir vaziyette kabirlerinden kalkarlar anlamında bir teşbih var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bildirdiği. Faize bulaşmamış haldeki halini anlattım ben size. Ondan bile sakının. Mümkün mertebe kullanmayın. İmkanınız varsa hiç bulaşmayın. Ama imkanın yok, mecbursun veya zorda kaldın bilmem ne falan. Seni bağlar. Hoca caizdir dedi de deme benim için. Hesabını kendin vereceksin. Yani o adamlarla niye iş tuttun diye. Seni sevmeyen adamdan niye iş tuttun da o şimdiki süpermarket oldu ben hala bakkalım. Amcanın oğlu gelip sana hesap sorduğu zaman gel bakayım buraya. Sen benden niye alışveriş yapmadın? Ben hala yıllardır bakkalım ama o adamla alışveriş yapa o adamı komple marketler zinciri haline getirdin. Aha şimdi ben iş yapamıyorum ben kapatmak zorunda kaldım. Bunun sebeplerinden mümessil sorumlularından bir tanesi de sensin dediği zaman amcanın oğlu cevabını da sen ver işte o zaman. Ben hocaya sordum. Hoca bana git oradan al dedi deme yani suçu bana atma. Ben ortaya koydum izah etmeye çalıştım size.